Arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle hayvancılıktan para kazanılıyor mu veya hayvancılıkta hesap edilmesi gereken nokta ne? Nasıl hesap edilmesi gerekiyor? Sizlere tek tek bunu anlatacağım. Çünkü yorumlarda gelen yorumlar arkadaşlar daha böyle çok enteresan veya hayvancılıkla işte bilgi almak isteyen fakat mantığına uymayan veya işte hesap yaparken problem yaşayan insanlarla çok fazla karşılaştım. Ve bunlardan da ciddi miktarda yorumlar geliyordu. Şimdi arkadaşlar hayvancılık yaparken ilk olarak 305 günlük bir hesap yapmanız gerekiyor. Yani hayvanınızın kaliteli bir ırk değil de melez bir ırk olduğunuzu varsayıyorum. Ve 3050 litre laktasyonda sağladığını varsayıyorum. Bu da hayvanınızın ortalama süt veriminin 10 litre olduğunu gösterir. Eğer bu hayvanın ortalama 10 litre süt verimi varsa yani pik döneminde doğurduktan işte 45 gün sonra 15 litrelere kadar sütünün çıktı. Kısır dönemlerde ise 5 kilo sağladığı bir dönemden varsayıyoruz arkadaşlar. Şimdi ya bu durumda nasıl olacak falan filan 5 kilo sağladığında kazanmaz falan diyeceksiniz. Arkadaşlar 15 kilo sağladığındaki sütü eğer biz saklayıp kenara koymazsak evet 5 kilo sağladığında problem yaşayabiliriz. Ve hani şu tarz yorumlar çok fazla geliyor. Ya işte 2 tane hayvanım var biri kısırlandığında biri bakabilecek mi veya öyle olabilecek mi böyle olabilecek mi? Arkadaşlar bir inek 2 ay kısır kalıyor. Yani bu 305 günü hesap ettiğiniz zaman ya aslında bu inekte problem olmadığını... Hani zaten sizin parayı kenara koyduğunuzu varsayıyorum. Kısır döneminde karşılayabiliyor arkadaşlar. Şimdi basit bir örnek yapacağım. Mesela bizim ağırımızda 6 tane hayvanımız var. 6 tane hayvanımızın da 3050 litre sağlığını yani 10 litre ortalamayla sağlığını varsayıyorum. Şimdi bunları bir tane kısır amortisman dediğimiz. Yani bir tane kısır olarak sayacağız. Geriye kaç tane hayvanımız kaldı? 5 tane hayvanımız kaldı diye hesap edeceğiz. Şimdi bizim 5 tane hayvanımız geriye kaldığı zaman da bunu hesap ederken mesela günlük 10 litre ortalamamız vardı değil mi? Bizim hesap ettiğimizde 10 litre ortalama koymuştuk kenara. Bu demek oluyor ki bizim günlük ayın hangi ay olduğu veya hangi gün olduğu fark etmeksizin ahırımızdan 50 litre süt çıkıyor demek arkadaşlar. İşte şu anki durumda da 50 litre süt parakende de satıldığında 15 liradan satılıyor arkadaşlar. Yani parakende eğer siz sütü bidonlara doldurup gidip müşteriye direkt veriyorsanız arkadaşlar sütün litresi 15 liradan satılıyor. Bunu da 50 ile direkt çarptığımızda 750 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu hayvanlar işte ne kadar yiyor? İşte bu hayvanın yediğini hiç saymıyorsun veya işte abes rakamlardan bahsedenler oluyor arkadaşlar. Bunun için de tek bir inekten varsayaraktan size anlatacağım. Şimdi örnek veriyorum. Şu köşedeki benim jersey ineğim. Şöyle biraz daha gelebilirsek. Şimdi arkadaşlar, bu ineğim benim yani yine tekrardan fazla hesap yapmakta güçlük çekilmesin diye yani 3050 litre süt sağladığını varsayıyorum bu hayvanın laktasyonda toplam. Şimdi arkadaşlar, bu hayvan ortalama 10 litre değil mi? Yani bu hayvan bana günlük ortalama olarak 150 lira gibi bir para kazandırıyor. Şimdi bu hayvan ne kadar yem tüketiyor, ne kadar öt tüketiyor veya bu hayvan bana ne kadar kazandırıyor? Yani işte bazı yorumlarda gördüm arkadaşlar. İşte ya da mesela birkaç kişi bana Instagram'dan ulaşmıştı. İşte hayvanına 8 kilo, 10 kilo yem yediriyor arkadaşlar. Yani bir hayvana 8 kilo, 10 kilo yem neden yediririz? Zaten sütün litre fiyatıyla yemin litre fiyatı neredeyse aynı. Hani bu durumda sen eğer bu hayvan 10 kilo yem yedirirsen, bu hayvan ayrıca sana 10 kilo sağlaması lazım. Fakat bu durumda gerçekleşmiyor. Yani bizim ülkemizdeki yem fiyatının aşırı pahalı olmasından hayvanın sadece yemi en mantıklı ve en çok süte çevirdiği dönemi hesap etmemiz gerekiyor. Ve o aralıkta yem vermemiz gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Bu hayvan işte pik döneminde evet bu hayvana 5 kilo kadar yem verebilirsiniz. Ama kısırlanmaya yaklaştığı zaman, sütünü azalttığı zaman bu hayvana işte 5 kilo yem vermek ya da işte 10 kilo yem vermek mantıksız olacaktır. Neden? Hayvan zaten 5 litre süt veriyor arkadaşlar. Hadi şimdi şöyle bir hesap yapalım. Şu anda işte süt yeminin kilosu 400. Kilosu diyorum pardon. 50 kiloluk çuvalı 400 lira. Yani bunun hesabında da efendim kızım kilosu 8 liraya denk geliyor arkadaşlar. 1 kilo yemin. Şimdi arkadaşlar bu durumda bu hayvanı sizin hesabınızda yapıyorum. Bakın yani benim gibi işte az yem yani yemi en muhteşem değerlendirdiği şeyde değil de. Yani gerçekten 10 kilo yem yedirdiğimi varsayıyorum. Zaten bu tipik bir jersey toplam 10 kilogram kuru madde tüketiyor. Bu jersey olmasaydı, montof olsaydı 15 kilogram kuru madde tüketiyor olarak hesap edecektik. Şimdi 10 kilogram yem verdik arkadaşlar.
Ve bunu işte önce bir jerseyden sonra bir montof üzerinden hesap edelim. Direkt oradan 80 liramız gitti. Yani 150 liramızın bizim 80 liramız gitti köşeye. Ondan sonra işte bu hayvanımızın geride kalan dur. Biraz da işte saman, yonca ve mısır silajı tüketmesi gerekiyor ki bunlar da çok az rakamlar oluyor size. Eğer 10 kilo yem verirseniz. Yani işte 3 kilo kadar silaj yiyecektir. Bu da 3 liraya tekabül ediyor. 4,5 lira. Hadi size 5 lira olsun arkadaşlar. Yani toplam 3 kilo silajın maliyeti 5 lira olsun. İşte 2 kilo kadar da yonca verin. Yani bak her şeyi fazla fazla diyorum arkadaşlar. Jersey'de bile her şeyi fazla fazla diyorum. Yani benim rasyonumun dışında söylüyorum arkadaşlar. İşte ondan sonra da buna da 2 kilo da yonca verdiğimiz zaman yoncanın da şu andaki aktif fiyatı arkadaşlar kış ayından bahsetmiyorum sezondan ya da arkadaşlar kış ayından bahsedelim 4 lira olarak bahsedelim 8 lira da oradan geldi arkadaşlar. Yani şimdi bizim bir hayvan beslemedeki toplam maliyetimiz yani tüm envantere bakıldığında 95 liraya tekabül ettik. Biz hayvandan ne kadar kazanıyorduk? Ortalama dedik 305 lira verdi. Yani 305 lira verdi. Çok verimsiz ırklarla çalışıyoruz. Tamamıyla yerli ırklardan çalışıyoruz. Bu hayvanımızın süt veriminde çok düşük olduğunu olarak, çok düşük olduğunu varsaydım, çok yüksek yediğini varsaydım ve bu halde bile bana kazandırdığı fiyat 55 lira gibi para kazandıran arkadaşlar bildi. Kızım üstüme gelmesin şöyle. Yani arkadaşlar her şey kötü gitse bile bu hayvanın sütü bana para kazandırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bir hayvan işte günlük 55 lira kazandırırsa ben bundan nasıl para kazanayım? Arkadaşlar bizim hesaba katmadığımız şöyle bir durum var. Bu hayvanın bir buzağısı var ve artık buzağı fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Evet bu bir Jersey hayvan. İşte Belçika mavisiyle veya çok kaliteli ırklarla menezlemediğiniz sürece hayvanın buzağısı para etmiyor. Fakat bir montof buzağıya işte Belçika mavisi attığınız zaman, işte limuzin attığınız zaman veya simental attığınız zaman bu ciddi paralar yani hayvan işte bir aylıkken ciddi miktarda paralara zaten tekabül ediyor. Yani bunların hepsinin hesaba katılması lazım. Ve ortalama olarak bir işletmede sizi hiç yormayacak ve size güzel bir para kazandıracak 10 başlık bir işletme olarak varsayıyorum. Ve bu işletmedeki hayvanlarınız da çok kötü verimli. Yani 3050 litre sağlam hayvanlar olduğunu varsayıyorum. Ve rasyonunuz da sürekli böyle yoğun bir rasyonla hani sürekli hayvanın işte çok yüksek süt verdiği zaman çok düşük süt verdiği zaman aynı miktarda olduğunu varsayıyorum. Yine de bu hayvan size 55 lira. Bu hayvan diye saymıyorum arkadaşlar. Düşük verimli çok yem yediğini varsayıyorum. Şu hayvanın da düşük verimli çok yem yediğini varsayıyorum. Bu da 55 lira para kazandıracaktır. Bu da 55 lira para kazandıracaktır arkadaşlar. Şimdi siz kazandığınız 55 lira gibi bir fiyatınız var. Bakın bunu sütü parakende sattığınız zaman eğer zaten siz sütü fabrikalara veriyorsanız saklayacağınızı böyle melez ırklar değil de siz hoştan saklarsınız ve onun da saklayabiliyorsanız en safını saklarsınız. Bu da zaten size laktasyonla 10.000 litreye kadar süt verecektir. Yani parakende değil de eğer siz sütünüzü fabrikaya veriyorsanız bir hayvan size şu anda fabrikada yanlış bilmiyorsam 10 liradan süt alıyor. Yani hayvan zaten size senelik 100 milyar para getiriyor arkadaşlar. Bir hoştan hayvan 100 milyar para getiriyor. Ya sen onun ne kadar yediğini biliyor musun falan filan diyorlar. Arkadaşlar hoştanların ortalaması 22-23 kilo sağlıyor. 25 kilo sağlıyor arkadaşlar. Yani kimse bana çıkıp şunu diyemez. Yani benim ineğim günlük 250 lira para yiyor. Arkadaşlar o zaman sizin yaptığınız rasyonda bir problem var. Yani gerçekten o zaman rasyonunuzu doğru ayarlamanız gerekiyor. Siz hayvanınızı doğru okumamışsınız veya hayvanınız çok kalitesiz demektir. Hayvanınızın yattığı yer çok kötü demektir. Hayvanınız refahlı değil demektir. Bakın arkadaşlar benim hayvanlarımın kirlilik skorlarına bakın. Yani hayvanlarım böyle yüksek derecede kirli değil. Ayrıca çok güzel besleri yerinde. Tamamıyla bakımlı hayvanlar. Ki çok eski bir ahırdayım arkadaşlar. Yani ta dedemin zamanından yapılan bir ahırdayım. Ve o halde hayvanlarım bu şekilde. Halk nesilden buzağları da yetiştiriyorum. Onlara da bakıyorum ve bu halde para kazanıyorum. Son olarak da size şunu söyleyeyim. Eğer sizin 10 tane hayvanınız varsa ve siz bir hayvandan günlük 55 lira gibi para kazanıyorsanız aylık aşağı yukarı 15 milyar ile 17 milyar arasında para kazanıyorsunuz demektir buzağlarınız hariç. 10 tane hayvanın 10 tane de buzağısı olur. İşte yarısı erkek olur, yarısı dişi olur diye hesap edersek işte bunların içtiği sütü de falan varsa ersek buzağı başına da siz bir 10 milyar para kazansanız arkadaşlar 10 tane hayvandan zaten sizin 100 milyarlık bir buzağı paranız oluyor. Bunu da zaten seneye vurduğumuzda bio da ekleniyor. Sizin aylık kazancınız 22 milyar üstüne çıkıyor arkadaşlar. Yani
Bu durumda da işte 10 tane hayvan da hiçbir çiftçiyi zorlandırmadan halledebilir. Eğer sizin zaten çayırlarınız varsa, meralarınız varsa, mera ıslahı yapabilirsiniz. Oralara ot ekip hayvanı bedavaya besleyebilirsiniz. Ki arkadaşlar bunlar verimi çok yüksek miktarda yani etkileyen şeyler. Düşünsenize hani bu hayvana ben 95 lira yedirmeyeceğim. 95 lira bu hayvanın peşinde gezeceğim ve 95 lira bana kalacak. 10 hayvanı 95 lira 950 lira para yapar arkadaşlar. Yani hesabını oradan yapın ve kazancınızın nasıl olacağını ona göre hesap edin. Hayvancılıkta yem yedirilirken hayvanın süt verimine göre hesap etmeye çok dikkat edin arkadaşlar. Yani hayvan ne kadar süt veriyorsa ona göre yem verin ve yemi en iyi değerlendirdiği koşullarda yemi verin. Ondan sonra arkadaşlar ırkınızı kaliteli seçmeye dikkat edin. Yani bir hayvanın 305 değil de 6000 litre, 10.000 litre sağladığını varsayıyorum. Sizin kazancınız otomatik olarak direkt ikiye katlayacaktır arkadaşlar. Ve ciddi miktarlarda paralar kazanacaksınızdır. Onun haricinde hayvanını meraya çıkarmak, hayvanını çayıra çıkarmak ve bedavaya beslemek de size ciddi miktarda paralar kazandıracaktır. Aksine yani bir de size böyle her bir tam evet sabahtan akşama kadar hayvanın peşinde gezeceksiniz biraz sinirlenebilirsiniz ama ciddi paralar da oradan kazanabilirsiniz. Hayvanın ondan sonra gelir getirirken 305 gününü hesap edin arkadaşlar. İşte şu hayvan kısır kaldı onu niye hesap etmiyoruz falan filan diye değil. Hayvanın 305 gününü hesap edin arkadaşlar. O son kalan bir hayvan içinde bir tane ahırınızdan bir tane hayvanı amortisman olarak çıkartın köşeye koyun. Bu da size yanlış hesap yapmaktan koruyacaktır. Ve hayvancılıkta en kötü işte güzel tamam kızım. Hayvancılıkta en çok yanlış yapılan olaylardan biri dediğim gibi şu. Hayvanın pik dönemini hesaba katıyorlar. Ya işte bir inek düşünsene. Ya bunu Holstein inekler için bahsediyorum. İşte bir inek 30-40 litre süt sağlıyormuş. Bu inek başı 400 lira para yapar günlük. İşte bir inek de 200 liradan fazla yemez. İnek başı 200 lira çok güzel para hani. Bu şekilde hesap yapmayalım arkadaşlar. Hayvanın ortalamasını alıp hesap yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bilgilendirici ve açıklayıcı bir video olmuştur. Kanalıma yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Aklınıza kalan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında sizleri bekliyorum. Beni izlediğiniz